Evet, günaydın. 9. hafta voltları. Yani 8. volt videosu. Şimdi ne eksik bizde? Başlık eksik. Ne çıkabilir? Şöyle bir bakalım. Chest çıkabilir. Ha, kemer çıkabilir. Başka pek bir şey de yok zaten. Değil mi? Evet. Necklace. Alacağım sanırım necklace'ı. Ne durmaz. Hadi bakalım ne çıkacak. Açlık çıktı. Çok güzel. Birde bir. Başla soket item'ım var mı benim ya? Varmış. Evet, birde birle başladık. Böyle şey, volta açmadan önce ne çıksın ne çıkmasın diye şey yapınca daha güzel oluyor herhalde. Öyle yapacağım. Birde birle başladık. Evet, Demon Hunter'dayız, Tetramar'dayız. Bakalım, açmadan önce. Vengeance, kemer olabilir, bot olabilir. Üstünde veteran bot varmış, ben de hiç bakmamışım buna. Trinket olabilir, ama Trinket'ı muhtemelen ben bullion'la alırım. Gerek yok, necklace da alacağım. Omuzluk olabilir. Omuzluk, bunlar. Hadi bakalım. Bunlardan bir tanesi çıkacak mı? Yüzük çıktı. Omuzluk çıktı. Ben bu sistemi çok sevdim ya. 2'de 2 oldu. Çok güzel. Demek ki böyle volta açarken şu çıkabilir, bu çıkabilir falan diyeceksiniz. Kaç yıldır oynuyorum, böyle bir sistem olduğunu bilmiyordum. Hadi bakalım. Omuzluk da geldi. 2'de 2. Çok güzel. Evet, Druid, Solid. Şimdi aynı sistemi bununla da yapıyoruz. Neye ihtiyacımız var? Eldiven olur, bacak olur, chest olur. Maşallah bunlar şey ihtiyacı var. Başlık olur. Buralar tamam. Bunlar. Set parçaları yokmuş. Garibin. Hadi, 3'te 3 olacak mı? Bu sistem böyle çalışıyorsa çok güzel. Eldiven olur dedim değil mi? Geldi. 3'te 3. Nedir böyle ya? Yeni bir sistem keşfetmiş olabilirim şu an. Çok saçma. Evet. 3'te 3 ile. Aa, yok ya. Ben bunu yapmamış mıydım? Niye böyle geldi bu? Neyse, patladık. Ben bunu mid sandım ya. Hero'ymuş. Sistem çok şey yaptı, göçtü. Bunlar... Aa, Ashes of Ember Soul gelmiş. Şunu alsam mı? Bunlara ihtiyacım var mı benim? Soket var, buralar var. Burası var. Burası var. Başlık yok sadece. Onu da alırız herhalde. Var mı bakalım. Alabileceğim bir şey yok. Şunu al geç. Peki. Evet. 3'te 2. Evet. Hunter Beomir 4. Vault. Neye ihtiyacı var diye bakmama gerek var mı? Bileklik. Buralar zaten embellishment. Burası şey. Craft. 2 tane yüzük. Trinketler. Şey. Set parçası. Set parçası istiyoruz. Hadi bakalım. Çok kötü oldu. Hani bunu alacağım tabii de. Sırf item level için. Bir tanesini upgrade'lemek zorunda kalacağım sadece. Ama kötü. Kullanılmaz mı? Kullanılır. Ama daha iyi trinket'lar olduğu için set parçası çıksa çok daha güzel olacaktı.
Ben bunu skordan saymıyorum. 4-2. Son vault'umuzdayız. Warlock. Zalasar'ın. Vault'u. Neye ihtiyacımız? Set parçası gerek daha fazla. Bir tane çıkmıştı, evet, omuzluk çıkmış. Çok kötü. Başlık geçen sezondan kalma. Kötü oluyor. Yani Druid'imde de bir tane var böyle. Bakalım hemen. Geldi ben. Gayet güzel. 5'te 3. Bu haftayı 5'te 3 ile bitirdik. Haste Master'ı. Set parçasına çevirmeden bile yapılabilir aslında. Statlar iyiymiş. Hemen şeye bakalım. Eldiveni neymiş bunun? Haste Master. Aynısı. Yerinde Master yüksek. Peki olur. İkisinde de olur. İkisinde yapabiliriz. Statlara göre ya çeviririm ya çevirmem. Bakacağız buna. Ama güzel 5'te 3. Şimdi şeylere geçelim. Dungeon'da ne yapılır ne edilir, fixler falan, onlarla alakalı şeye geçelim. Evet, bu haftanın fixleri. Tyrannical Entangling Bursting. Boss haftasında Entangling'de uğraşacağız, boss savaşlarında. Sadece Bursting yok. Beş olmadığı için. Tyrannical haftası olduğu için Thresh'i daha hızlı keseceksin ama Bursting bunu frenleyecek. Bu yüzden yanına şey alıp gitmen lazım. Shadow Priest artı Monk. Yani en iyi birleşimi o olur sanırım. Mist Weaver Monk artı Shadow Priest'e gidersen biri yapar, biri yapar. İstediğin büyüklükte grupta çekersin. Grupların büyüklüğünün çok bir etkisi de olmayacak. Çünkü Thresh güçsüz bu hafta. Tyrannical bosslar güçlü yani. O yüzden çoğu yere eğer düzgün bir setup kurarsanız rahat rahat kesebilirsiniz. Burada mesela. Böyle tabi bunları kontrol etmek lazım. Eye Shield'ları düzgün CC'lerseniz buraları halledip iki pool'da alınabilir belki burası. Böyle. Şunu geçeceksiniz tabi. Yanınızda rogue falan varsa ya da görünmezlik potion ile şuradan. Bu büyük pool içinde çok kaos yaratıyor. Bunu bir şekilde geçmek lazım. Görünmezlik olur, Rogue'un şiradı olur, bir şeyle olur, geçmek lazım. Bunu geçtikten sonra şuraya şöyle toplu alabilirsiniz. Bu grubu ya bunun içine alın ya diğerinin içine alın. Bu yanınızda dediğim gibi Shadow Priest'tir, Miss Weaver Monk'tur. Magic geçirebilecek bir şey. Böyle bir grupla burayı iki pool'da yapabilirsiniz. Şunu tek kesin de yine. Ya da boss'un içine yok. Bilmiyorum, bunu buralardan bir tanesinin içine de yedirebilirsiniz. Bir iki tane et kaldı, trash kaldıktan sonra devamı olarak. Olabilir. Onun dışında buralar zaten parça parça. Çok birleştirebilme şeyiniz yok. Durumunuz yok. Boss'u halledersiniz. Burası yine birlikte çekilir. Şurası chain pull çekilir. Önce şurası, burası bitmeye yakın burası. Ya da ikisi birlikte. Interrupt'ların yapılması lazım buna ve buna. Ama burası kenarlarla birlikte. Tabii şu küçüklerden ne kadar fazla varsa bunun damage'i o kadar artacak. O yüzden dikkatli yapılması lazım bunun. Hangi skill'i? Tempest Storm Shield. Bu. Çok fazla damage vurur. Eğer çok fazla küçüklerden çekerseniz. Bunu geçtik. Knockout Offensive. Knockout Offensive'de... Neredeyiz? Şu gruplar. Bu şey. Petrol olan, etrafta dolanan. Zaten bunların hepsi aynı anda ölmüyor. Ortada bir tane güçlü var. O yüzden şeyle alakalı çok sıkıntı yaşanmaz. Üçlü ikili gibi öldürürsünüz. 3-2-2 gibi ölür bunlar. O yüzden stackler çok birikmeyecek. Bunlar da zaten 4'lü, 5'li falan etraftaki şeyler. Mesela burada 5'li, şurası 4'lü. Burası bir sıkıntı yaratmaz. Granite'i öldürürsünüz, basit fight zaten. Buradaki grupta Tempest'lara dikkat edeceksiniz. Tempest yapanlara. Nerede bu? Bu karakterler. Storm Speaker'lar. Sonra boş interrupt'ları da Storm Bolt'a atacaksınız. Burada da ekstra bir şey yok. Thresh haftası olmadığı için tehlike yok doğru düzgün buralarda. Burada ne var? Şu arkadaşlar petrol. Özellikle zamanlama düzgünse şuraya ya da şuraya indiğinizde bunlar petrol olarak üstten uçuyor olacak. Bunlar geldiğinde hepsi birlikte Rotting Wind atarsa sıkıntı. Buna dikkat edin. Ya da tankınız bunu alsın, şuradan agrolasın, şuraya doğru çeksin, bir şey yapsın. Biraz uzaklaştırması lazım. Onun dışında burada da bir şey yok. Bosslar... Yani boss'un kendi stratejisi olarak düşünürsek rüzgar kısmı çok fazla canınızı alır. Gale Winds miydi neydi o? Bakayım.
Gale Arrow bu. Onun dışında bu ikisini öldürmek basit zaten. Bunda da taşa doğru götürme stratejisi var. Ben bunları bir ara yapmam lazım ya. Bunu kullandığınızda rahat rahat geçersiniz. Burası zor değil. Şimdi burası sıkıntı. Neden sıkıntı? Bossların hepsinin ya partiye ya da tanka tek atma skili var. Burada çıkan ağaçları ayarlamazsanız parti tek yer. Boss haftası çünkü. Burada tank kendini tutmayı bilmezse o frontaller ard arda gele gele tankı yıpratır, öldürecek duruma getirir. Telaşta hiçbir şey yok. Çok basit ve sıkıcı bir savaş. Burada 10 değil. Kaç saniyede bir? 20 saniyede bir falan Dragon Strike geliyor. Tanka da çok yüksek damage vuruyor. Her seferinde bunu durdurmak lazım. Onun dışında Arcane Eruption'dan etrafında 4 ayağının olduğu noktalarda şey çıkıyor. Alanlar çıkıyor. O alanlara dikkat etmek lazım. Tehlikeli bir savaş. Her şey doğru düzgün gitse bile burada wipeleyebilirsiniz. O yüzden dikkatli olunması gereken bir yer. Azure Vault bu hafta sıkıntı yaratır. Çünkü bossları güçlü buranın. Algetar. Burayı topladınız, öldürdünüz. Overgrown Ancient. Bunu kesmek artık hani. Videolarını yapmayınca böyle anlatmak da garip oluyor ya. Neyse buraya geldiniz, bunu hallettiniz. Burada da bir şey yok. Buraya geldiniz, buradan indiniz. Şu biraz sıkıntı olabilir çünkü toplamanız gereken şeyler bazı bir noktadan sonra canınızı fazla şey yapıyor, hallediyor. Onun dışında son boss'ta da bir şey yok. Çok basit bir dungeon genel olarak zaten. Halls of Infusion. Çok güzel. Buraya geldiniz, şuraları hallettiniz ya da engineering varsa üstten gittiniz. Ölümsüzlük, bir kerelik ölümsüzlük almak için geldiniz buraya geldiniz. Şimdi burada nerede? Power Overlord. Power Overlord normalde çok büyük bir alana açılmıyor. Ama ortaya geçip güçlendikten sonra ikinci phase'de çok büyük bir alan açacak. Orada ne yapacaksınız? Üstünüze Power Overlord mu geldi? Koşarak, normal koşarak hani. Skill falan kullanmadan yavaş yavaş gideceksiniz. Bıraktıktan sonra skill'le birlikte çıkacaksınız. İşte paladinler, ata biner, şeyler, evokerlar, neydi, hover'la uzaklaşır falan. Kaçma skill'lerinizi, şeyi, buff'ı, debuff'ı yere bıraktıktan sonra kullanacaksınız. Onun dışında pek bir sıkıntı yok. Buradan gittiniz, böyle geldiniz. Şuraya geldiniz, buraya geldiniz. Burada ne var? Kurbiş. Bu kurbağayı öldürmek aslında basit. Etrafına toplanacaksınız. Şeyler öldükten sonra, öldükten diyorum, kurbağalar düştükten sonra etrafına toplanacaksınız. Yeme alanını açtı mı? Direkt karşı tarafa geçeceksiniz. Mesela şuraya düştü. Buraya sizin olduğunuz yerde kurbağa mı düştü? Peşinizde kurbağa var. Şuraya geçin, sınırda bekleyin. Kurbağa size vuruyor olsa bile, ki vuracak zaten, vuruyor olsa bile alanın içinde bekleyecek. Ha, buradaki buraya geçerse, buradaki buraya geçerse, buradaki buraya geçerse bütün kurbağalar alanın içinde kalır. O da kurbağayı şeyde yer. Boss da onların hepsini yer. Tank zaten alanın içinde duracak her ihtimale karşı. Sizin alanın hemen bir adım dışında durmanız yeterli burası için. Gayet basit boss bu. Karmaşık görünüyor ama hiç değil. Buradan iniyorsunuz. Burası zaten healer ağlatan boss. Bu hafta çok da sıkıntı olacak. Tyrannical haftasında illa AOE, hani sürekli guzdan canımız gidecek. O yüzden buna dikkat etmek lazım. Healer'ınızı kötü seçerseniz burada patlarsınız. Onun dışında da buraları halledip geldiniz. Burada doğru düzgün bir şey yok. Tüm grup birlikte durursa basit bir gameplay oluyor. Ya da range'ler healer'la birlikte range'de, mini'ler tank'la birlikte, mini de aynı noktada durursa gayet basit oluyor. Alanları belirli yerlere bırakacaksınız, sonra kaçacaksınız gibi bir oyun var. Çok sıkıntı değil. Geçişte de CC lane olabildiğince hızlı. Fear'dır, işte trap'dır, odur, budur, şudur bir şey yapın. Öldüreceklerinizi bozup öldürün. Bufflamasınlar bozsun. Onun dışında Brackenhide Hollow. En sevdiğim dungeonlardan biri. Diğeri de Uldaman. Girdiniz. Burayı aldınız, şurayı aldınız. Burayı toplu olarak da alabilirsiniz. Yanınızdaki gruba bağlı. Geldin. Şuradan geçtin, alttan geldin, böyle geldin, şuraya geldin, buraya geldin. Şimdi burada hero kullanacaksınız zaten. İlk totemi çöküp artık geç tut kime saldırırsa o bir şekilde kurtulacak. Hunter Painted atabilir. Aspect kullanabilir. Shadow Priest Dispersion'a girebilir. Bir şekilde hayatta kalacak. Oradan sonrasında bir sıkıntı yok zaten. Totemi halletmek sıkıntı. Totemi de yanınızda Shadow Priest varsa özellikle. Totem kırılmadan bile tankı dispelleyebiliyorsunuz. O yüzden
Shadow Priest bu ekspansiyon özellikle çok 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 işe yarar bir durumda. Elinizin altında bir Shadow Priest arkadaş bulundurmanız çok iyi olur. Hatta başlamışken bir tane de Augmentation arkadaş bulundurun. İkisini alın, dungeon'a gidin. En güzeli. Buradan geldiniz. Şuradan şöyle geldik. Böyle geldik. Buna geldik. Primat'ta zor bir şey yok zaten. Sadece tankın frontali var. Tanka attığı. Onu DPS'e, healer'a falan çevirmezseniz sıkıntı yaratmaz. Ondan sonra buradan geldiniz. Şu ikisini şöyle aldınız. Şurayı birlikte. Burayı alındıktan sonra çıktınız. Şuradan böyle geldiniz. Burayı atladınız. Ben burayı kesmeyi tercih ediyorum. Ama buradan geçenler de var. Şurayı şöyle keselim. Kestik diyelim. Ondan sonra geldik buraya. Şimdi bu Garchomp'ta hero kullanılabilir. Bu arkadaş biraz sıkıntı. Özellikle trapleri nereye şu bitti bırakacağını bilmiyorsa grup. Bir tanesi trap'in şu şeye. Şuranın girişine. Bir tanesi de buraya bırakılacak. Ya da ikisini birden şeyin köpeklerin nereden geleceğini bilmiyorsanız ortaya bırakıp bu tarafına ya da bu tarafına saklanabilirsiniz. Gelen köpeklerden trap'in arkasına saklanarak kurtulmak asıl amaç. Onun dışında da bir şey yok zaten. Trap'ler şeyler köpekler trap'e girer girmez run free cup diye bağırıyor. Onları master call'la burayı serbest bırakmaya çalışıyor. Onu da interrupt'ladınız. Boss bitti. Bu kadar. Buradan geldiniz. Şuradan şöyle geldiniz. Böyle. Buradan. Bunu çekmeden şuradan girip buraya. İşte patrol çektikten sonra buraya girdiniz. Bu boss'ta da zaten herhangi bir sıkıntı yok. Tank işi biraz. Tankın totemi nereye bırakacağı önemli. Boss kare olarak bir alanda savaşıyoruz ya. Boss neredeyse oranın tam karşısına, çaprazına bırakıyor. Tamam mı? Rahat bir dungeon burası. Uldaman. Uldaman'ın asıl damage'ı boss'tan ziyade şuradaki thresh'ten geliyor. Hoş buranın boss'ları da zor ya. Thresh de zor, boss da zor. Ne yapacaksınız? Burayı böyle çekeceksiniz şuraya kadar. Şurayı da alın olmadı. Şöyle topladınız, öldürdünüz mü? İşte en baştaki Must Dispel ya da ne bileyim... bir şey Monk'un skill'i buraya gitti. Sonra burayı aldınız, şurayı aldınız, burayı aldınız, buraları hallettiniz. Buna geldiniz, hero'yu bastınız. Sonra döndünüz, bunu hallettiniz. Hero'yu kullanmak için ilk buna geliyoruz. Bunu hallettiniz, sonra geldiniz buraya. Burayı öldürdünüz. Bu arkadaş sıkıntı. Buraları hallettiniz, buna geldiniz. Bunda bu arada şey olacak, healer spot heal gerektirecek. Çünkü kimi kanatıyorsa, kanama esnasında şey var, Crashing Stomp mıydı adı? Crashing Stomp kanaması olan adama gelirse, eğer canı full değilse ölür direkt. Tyranical haftasında, o yüzden ikisine denk getirmemek lazım. Biraz healer olayı. Olmadı, healer olarak kişisel kullanımınız varsa birisini seçip kurtaracak, defans atıp hayatta da tutabilirsiniz. Buradan geldiniz, bunu yaptınız. Bunu iki phase'de öldürmeniz DPS'inizin yeterli olduğu anlamına geliyor. İki phase dedim. Öldürdünüz, daha doğrusu saldırdınız. Araya girdi, saldırdınız. İkinci araya girmeden öldürmeniz lazım. Çok yüksek ileriden bahsetmiyorum tabii bu. 10-12 arası falan. Ondan bunu hallettiniz, şuradan geldiniz. Böyle. Buralarda zor şeyler var mesela. Şunları şey yapmanız lazım. Loslamanız lazım. Buraları hallettiniz, böyle geldiniz. Buna geldiniz. Şimdi burada. Grubun yan yana durması lazım ki fazla yer kirletilmesin. Grubun biri bir tanesi burada, biri burada, biri burada. Hunter burada, Warlock burada. İşte grup burada gibi dağılırsa odanın yarısından fazlasını kirletirsiniz zamanla. Gidilecek yerde kalmaz. O yüzden mesela Hunter burada, Warlock burada, grup burada gibi durulması lazım. Biraz yan yana. Ve de aynı yöne hareket edilecek. Sıkıntısız geçilecek bir boss aslında. Zor gibi duruyor. Değil. Hareket ettirmek zor. İçi kalkmıyor boss'un bir türlü. Arda arda 3 tane hareketsiz skill atıyor. En sevmediğim özelliği. Onun dışında pek bir şey yok bunun. Sürekli hero veriyorlar zaten fight esnasında. Enerjisi azalınca hero veriyor. Evet. DPS arttıracak bir şey. Neltharus. Neltharus'ta bosslar sıkıntı. Buradan hallettik. Şurayı geçtik. Böyle geldik. Çektiniz falan filan. Burası halde çekildi. Şöyle oldu. Buraya kadar geldi. Bunun canı çok fazla. Öldürmesi sıkıntı olacak. Love'ın içinde tutmazsanız çok bir derdi yok aslında. Ama DPS'inize biraz bağlı. Çünkü dediğim gibi can fazla. Sıkıcı bir fight. Buradan geldik, karşıya geçtik, şuraları hallettiniz, zincirleri kullana gittiniz falan filan. Buralar halloldu mu? Buraya geldiniz. Şimdi Chargat nerf yemesine rağmen hala tehlikeli. Zincirleri doğru düzgün sırada yapmazsanız sıkıntı burası. İşte nasıl olur? Warrior varsa yanınızda, hareket edebilen başka bir sınıf varsa, ikisi birden
Zincir gelir gelmez ikisi aynı anda geçirir. Debuff düşünce üçüncü geçirir. Ondan sonra 15 saniye zaten stun kalıyor. O esnada yapacağınızı yaparsınız. Buradan geldik, böyle gittik. Nerede? Şuradan çıktık. Üste geldik. Buraya geldik. Burada DPS'in aldığı herhangi bir damage yok. Bir tane ortaya geçiyor. Hammer'ı yere vuruyor. Çekici yere vuruyor, vuruyor, vuruyor. Yeni bir silah dövüyor. O dövdüğü esnada herkes damage'ıyor. Healer orayı tutacak. Bir de herkesin üstüne böyle artı şeklinde açılan alan atıyor ya. Orada ufak bir damage alıyorsunuz. Bunun dışında başka bir damage yok yiyeceğiniz. Herhangi bir hasar almıyorsunuz. Alanlara girmezseniz aşırı basit bir boss. Tank damage yiyor sadece. Tank da hayatta kalır zaten. Ondan sonra geldiniz. Şuradan atladınız. Atladıktan sonra nereye? Şuraya indiniz. Buradan geldiniz. Burası, burası, burası. Bunları öldürdükten sonra zaten yüzde doluyor. Şuraya dolu atlayıp öldürüyorsunuz. Bu da basit boss. Buranın en tehlikeli boss'u. Nerede o? Çargat bu arkadaş. Şunda da yanlış bir şeyler gidebilir. Çünkü çok uzun sürerse bir charge'dan sonra 5 tane magma wave geliyor. O magma wave'lerle her taraf kirleniyor falan, sıkıntı yani. DPS düşükse odanın içinde kaçacak yeriniz kalmayabilir ki kocaman bir oda ona rağmen. Başka da dungeon kalmamış. Şimdi bu hafta bir dahaki haftalara bakalım ne özelliğimiz var. Haftaya Spiteful'la Volkanik varmış. Çok güzel bir hafta. Rogue olmak istemem bu hafta. Ama güzel bir hafta. Dövüşten çıkamayacağı için stealth'e gir çık sıkıntı. İki hafta içinde Storming Guard Raging. Güzel hafta. Neredeyse hiç sıkıntı yok. Interrupt atarsın, CC atmazsın yani. CC'leri de %30'un hemen önünde atarsan herhangi bir sıkıntı kalmıyor. Storming'i de tank halleder zaten, hani bile bile işin içine girersen. Sana çarpınca şey yapıyor. Bolstering artı Entangling. Bu da küçük gruplar çekmeni sağlayacak bir özellik. 3 hafta boyunca gayet güzel dungeonlar var. Eğer push yapacaksanız, daha yüksek ileri çıkmak istiyorsanız bu 3 hafta boyunca deneyebilirsiniz. Tabii bunlara uygun gruplar kurmanız lazım biraz. Mesela Rogue çok almayın Spiteful haftasında. Stealth'e gir çık özelliği adamlar fight'tan sonra devam ettiği için pekler arasında stealth'e gir çık yapamıyor, gücü azalıyor. Sıkıntı Rogue için. Hani Vanish'i de buna harcayamazsın zaten. Vanish'i DPS için kullanıyorsun çoğu bir şeyde. Talent'ta. O yüzden sıkıntı. Bu hafta da olur. Bu hafta sadece Bursting'i ayarlamanız lazım. Önümüzdeki de bir ay boyunca rahatız. İstediğiniz gibi ki'yi pushlamaya çalışabilirsiniz. Peki. Bu kadar. Haftaya görüşürüz. Bay bay.